Aslında tartışmalı evet. bir karardı sanırım. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yine AYM topa girmeyecek. Şimdi AYM'deki seçime Sayın Kılıçdaroğlu da aramış, tebrik etmiş, şudur budur ama AYM'nin rol oynayamayacağı, eski emsal karardan ötürü rol oynayamayacağı bir seçimlere doğru gidiyoruz. Belki türban konusunu oynayabilir, evet. Gizemli birazdan sonra ama Erdoğan üçüncü kez adaylığında yeni seçim yasası mı, eski seçim yasası mı diyecek ki konu seçim olunca YSK AYM ile eşdeğerdedir. Bunu Anayasa Mahkemesi kabul etmişti. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz diyelim, sonra Gizem'in diğer sorularını, en tartışmalı soruları, en çekecek sorulara geçelim. Tabii ki Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları kesin, bir itiraz mekanizması düşünülmemiş, bir yanlış bu. Altılı Masa ittifakının taahhütleri arasında da Yüksek Seçim Kurulu kararlarının itiraz yolunun açılacağına ilişkinde bir taahhüt var. Bunu da bu anlamda kıymetli buluyorum. Ancak Hakan Bey, dediğiniz çok önemli bir konu. Aslında demokrasinin en önemli unsurlarından birisi olan sandık işlemlerini yürütme, seçim takvimini yürütme görevi veriliyor Yüksek Seçim Kurulu'na. Ve hatırlarsanız bundan 2-3 sene önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde aldığı kararla çok büyük şekilde tartışmaların odağına yerleşmiş bir evet. Kurumdan bahsediyoruz. Tabii ki demokrasi her zaman sandıkta en çok kendini gösteriyor. İkinci İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yurttaşlar buna gerekli cevabı verdiler bence. Ancak böyle olmaması gerekir. Öncelikle anayasasında hukuk devleti yazan bir ülkede hukukun muhakkak ki bu sorunları kendisinin çözmesinin beklenmesi gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlara karşı Anayasa Mahkemesi'nin daha önceki pratiklerinin hukuken doğru olmadığı inancındayım. Öncelikle anayasanın ilk üç maddesi ve bunlardan ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğu yazıyor. Haliyle demokrasiyi doğrudan ilgilendiren, kişilerin seçme ve seçilme haklarını ilgilendiren konularda Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararların Anayasa Mahkemesi'nin denetimi dışında kalması gibi bir yöntemin doğru olmadığı inancındayım. Bununla birlikte mevcut sistemimizde de Anayasa Mahkemesi'nin Yüksek Seçim Kurulu'nun bu tür kararlarını, yani bir kişinin aday olup olamayacağına ilişkin kararları. Galiba flaşı yakaladım. Erdoğan adaylığını soracaktık. Evet. Yani aslında Erdoğan üçüncü evet. kez adaylığı, yeni seçim yasası mı, belki o değil ama en azından Erdoğan üçüncü kez adaylığı konusunda karar vermesi gereken yer YSK değil. Aslında seçimle gündeme gelen bu tartışmalı ve sizin de olumlu karşıladığınız AYM başkanlığı seçimiyle gündeme gelen o top aslında AYM'de olmalı mı demeye getiriyorsunuz? Muhakkak ki öncelikle iç hukuk yolları bakımından böyle değerlendirecek olursak Yüksek Seçim Kurulu'nun zaten kanuna göre bu konuda değerlendirmeyi yapması gerekiyor. Ancak ben Anayasa Mahkemesi'nin burada Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir diyerek topa girmemesini doğru bulmuyorum. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda değerlendirme yapmak konusunda yetki sahibi olduğu inancındayım. Evet. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebiliyorsunuz sonuç olarak. Doğru. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyabildiğiniz bir hak ihlalini muhakkak ki ondan önceki basamak olan Anayasa Mahkemesi'ne de götürmek hak ve yetkiniz olmalı. Ancak Hakan Bey, hatırlarsanız OHAL dönemi kararnamelerine ilişkin olarak da Anayasa Mahkemesi aslında o dönem çok yanlış kararlar aldı. Daha önceki içtihatlarının aksine OHAL dönemi kanun hükmünde kararnamelerini biz inceleyemeyiz dedi. Ancak OHAL bittikten sonra bazılarını gündemine alarak hak ihlalleri kararları verdi. Ancak o süreçte çok çok iyi hatırlıyoruz ki olağanüstü halin ilan edilmesiyle hiç ilgisi olmayan konular dahi kanun hükmünde kararnamelere konu edilerek yasal mecralara ve yasal düzenlemelere taşınmışlardı. Anayasa Mahkemesi'nin o dönem o halle ilgili verdiği kararlarda da ciddi anlamda tutarsızlık evet, olduğunu biliyorum. Soruyu da sormanın evet, zamanı geldi galiba. Özellikle çok merak edilen o soru var. Birçok hukukçu tabii ki yorum yapıyor ama Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak özellikle sizden duymak istiyoruz Erinç Bey. Çünkü biliyorsunuz siyasette de mesela Millet İttifakı Erdoğan üçüncü kez aday olamaz diye deklare etti ki
Bu süreçte YSK temsilcileri de gerekli itirazları yapacaklar biliyoruz. Ama işte Anayasa Mahkemesi'nin de bu konuda sorumluluğu var diyorsunuz ya, YSK'ya pek de bel bağlamıyorlar tabiri caizse. Geçen hafta da İYİ Parti YSK temsilcisi de bize söyledi. Şikayetleri, itirazları yapacağız ama sonuçtan endişeliyiz dedi. Şimdi Çankaya Köşkü'nde Erdoğan da bir ortak yayına katıldı. Niye özellikle bunu söylüyorum? Erdoğan'ın kendi ağzından duyduğumuz bir açıklama var. Adaylık açıklaması. Diyor ki bunların hiçbirinin anayasanın 101'inde veya diğer maddelerinde yeri yoktur. Milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı yaptı. Biz böylece ilk dönemi tamamlamış olacağız. Dolayısıyla yeniden adaylık önünde hiçbir engel yoktur dedi. Bunu söyleyen Erdoğan'ın kendisi. O yüzden sormak isterim. Evet. Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi? Sizce? Evet, anayasaya aslında uygun mu? Tabii bir hukukçu olarak tamamen anayasa çerçevesinde bu yorumu yapacağım. Daha önce de ifade ettim aslında. Anayasanın 101. maddesi çok açık. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Evet. Bir kimse diyerek aslında bunun herkesi bağladığını ifade ediyor. Evet. Ve bunun bir tane istisnasını koyuyor 3. fıkrasına. Diyor ki Cumhurbaşkanı'nın 2. döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesi halinde ancak bir sonraki adaylığı söz konusu olabilir. Yani 3. dönem adaylığı ancak bu şartla söz konusu olabilir diye de bir istisna koyuyor. Şimdi bizim hukuk sistemimizde bir genel ilke var. Aslında evrensel bir ilkedir bu. Kurallar geniş, istisnalar dar yorumlanır. Baktığınız zaman anayasanın 101. maddesinde bir kimsenin en fazla iki defa seçilebilir hükmü 2017 değişikliğiyle getirilmiş bir hüküm değil. 2007 değişikliğiyle getirilmiş bir hüküm ve 2017'deki değişiklikte de bu hükme hiç dokunulmamış, aynen muhafaza edilmiştir. Şimdi 2017 yılında Türkiye'deki yönetim sisteminin değiştirilmiş olmasını Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin anayasanın 101. maddesi yorumuna dahil edemezsiniz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı 2014'te de aynı yöntemle Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 2018'de de aynı yöntemle Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Artık anayasanın açık hükmüne göre bundan sonra anayasa 101'e göre aday olması ancak ve ancak meclisin o 5'te 3 çoğunlukla yani 360 vekille alacağı seçimlerin yenilenmesi kararı ile mümkündür. Cumhurbaşkanının yeni yönetim modelinde yetkilerinin artırılmış olması kendisine 3. defa seçimlere katılma yetkisi vermemektedir. Burada çok net olarak şunu ifade etmek gerekiyor. Kuvvetle muhtemel 2017 değişikliğini gerçekleştiren hazırlayan heyet bu konuda hata yaptı. Hmm. Aslında yapmaları gereken çok basitçe bir geçici hüküm koyarak anayasaya buna ilişkin olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaşadığı bugünkü adaylık tartışmalarını çok rahatlıkla sonlandırabilirlerdi. Ya bir hata yapıldı bu konulmadı anayasaya yahut bilerek konulmadı. Nasıl bir hüküm olması gerekirdi Erinç Bey? Yani o geçici hüküm dediği. İkinci kez seçildiğinde değil herhalde. Her daim yenileyebilir olmalıydı. Yok hayır sadece artık bir hükümet sisteminin değiştirilmiş olması sebebiyle bundan sonra yapılacak olan seçimlerde artık bu cumhurbaşkanlığı sürecinin baştan başlayacağına ilişkin hukuki dille bir geçiş hükmü, bir yöntem muhakkak ki yaratılabilir. Evet. Bu aşamadan sonra artık anayasanın 101. maddesine göre Sayın Cumhurbaşkanı'nın adayı olabilmesi çok açıkça meclisin bu konuda alacağı 360 vekille seçimlerin yenilenmesine ilişkin bir karardır. Başka türlü aday olması mümkün değildir. Kaldı ki az önce düşündüm, bir de hesapladım. Evet. Şimdi neden böyle bir hüküm var onu da konuşmak gerekiyor. Yani anayasa